TV ekranlarından Meltem Yaşama Dair programından herkese merhabalar. Bugün güzelliğimizden bahsedeceğiz. Ameliyatsız yapılabilen uygulamalardan bahsediyoruz. Ve program konuğumuz bir güzellik uzmanı Ayşe Tüylüoğlu bizimle birlikte. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle isterseniz sizi tanıyalım. Sonrasında herhangi bir tıbbi müdahale olmadan yapabileceğimiz özellikle cilt bakımından bahsedeceğiz. Ekran başında sivilceli ciltler, kuru ciltler, yağlı ciltler için çok güzel tariflerimiz olacağını ekran başındaki sevgili seyircilerimize hatırlatalım. Ama öncelikle bir Ayşe Hanım sizi tanıyalım. Sonrasında da zaten cilt bakımıyla başlayacağız. Daha sonrasında zayıflama pek çok güzel konular zaten sırada bekliyor diyebilirim. Ben mesleğime nasıl başladığımla ilgili başlayacağım. Öncelikle 1978 doğumluyum. Her ne kadar göstermesem de. Evet, kesinlikle. İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri'nde mezunum. Üniversite mezunu olarak sayılarımız gün geçtikçe artıyor. Bu çok güzel bir şey çünkü bizim mesleğimizde öyle 2-3 aylık kurslarla ortalarda güzellik uzmanlığı yapan insan çok fazla var. Bu da bizim için de sıkıntı. Tabii. Dolayısıyla ben mezun olduktan sonra yurt dışında çalıştım Kıbrıs'ta uzun bir süre. Daha sonrasında İstanbul'a geri döndüğüm zaman Halk Eğitim Merkezi'nde ve İSMEK'te öğretmenlik yaptım 3 yıl kadar. Bu süre içerisinde de çok fazla gözlemledim insanları. Hem aynı zamanda bir eczaneye de danışmanlık hizmeti verdim. Burada da kendimce insanların sıkıntıları, en fazla ciltlerinde olan problemleriyle alakalı bir anket yaptım. Sağlık anketi yaptım. Yani neleri var, neleri yok sordum. Nasıl besleniyorlar, ne içiyorlar, ne yiyorlar. Daha çok böyle orta kesim insanların bulunduğu bir eczanede danışmanlık yaptım. Sonrasında COSGAP'ten destek çıkınca bana... Evet. Kendi merkezimi açmaya karar verdim ki hem yanımda stajyer yetiştireyim, üniversiteden alayım, onları yetiştireyim, göstereyim en iyi şekilde. Hem de mesleği en iyi şekilde nasıl icra edilir bir göstereyim. Yani insanlarımız çünkü bizim ben Kıbrıs'ta görev yaparken şunu gördüm. Hollandalılar, İngilizler, Almanlar cilt bakımı nasıl yapılır çok iyi biliyor. Ama bizim insanımız, Türkler kesinlikle cilt bakımı nasıl yapılır bilmiyor. Öyle mi? Bilmedikleri için de ben cilt bakımı yaptığım zaman kalktıklarında şaşırıyorlar. Yani böyle mi yapılıyor diyorlar. Yani ekstra bir şey ödeyeceklerini zannediyorlar. Fakat bu cilt bakımının rutini diyorum şaşırıyorlar. Normalde olması gerektiği gibi. Ama bizim ülkemizde daha çok işte yüze yapılıyor, boyun atlanıyor. Sanki boyun başka bir yere aitmiş gibi, gözükmüyormuş gibi. Halbuki dekolteyle birlikte yapılır. İşte serum için ayrı ücret isteniyor. Halbuki anlaşmalı olduğun firmanın ürünlerini kullanıyorsun ve o firma sana bir şey veriyor. İşte şundan şu kadar, bundan bu kadar kullanacaksın bir skala veriyor ve onun maliyetini de veriyor aslında. Müşterin ya da hastan veyahut da hasta demiyoruz pardon. Hastanelerde de çalıştığımız evet, için. Tabii tabii ki. Veyahut da danışanınız size onun parasını zaten ödüyor. Ekstradan kalkıp da bir serum parası, işte size şu serumu kullanırsak şu kadar fark ediyor demek aslında çok da etik değil. Ama bu bizim ülkemize yerleşmiş çok yanlış bir uygulama. Bunu işte Kıbrıs'ta çalışırken gördüm ben. O insanların yönlendirmesiyle de bayağı bir tecrübe edindim. Evet, aslında baktığımız zaman bu tarz programları yapma amacımız da o. İşte güzel uzmanını seçerken nelere dikkat etmeli veya bir cilt bakımında size nasıl bir hizmet verilmesi gerektiği konusunda da seyircilerimizi bilgilendirmek için bugün bu yayını yapıyoruz. Çünkü genelde tabii biz tabi uygulamaları da konuşuyoruz. Doktorlarımızı da ağırlıyoruz burada ama tabii güzellik uzmanı dediğimiz zaman güzellik uzmanının yaptığı o işlemler aslında cilde öyle bir yatırım oluyor ki. Aynen. Öncelikle isterseniz bir cilt bakımıyla başlayalım. Yayın öncesinde de sizinle sohbet ederken aslında iyi bir cilt bakımını düzenli bir şekilde yaptıran kişi gerçekten yıllara meydan okuyabilir.
olabilir değil mi? Aynen onu öyle. Anlıyoruz. Peki mesela size geldiğimizde siz nasıl bir cilt bakımı uyguluyorsunuz? Böyle popüler cilt bakımlarınız neler? Böyle genelde işte Ayşe Hanım'a gittim beni böyle güzel bir cilt bakımı yaptı, rahatlattı dediğinde bir cilt bakımı nasıl olmalı sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben genelde klasik olarak gidildiği zaman işte yok prenses bakımı, işte kolajen bakımı, şu bakımı, bu bakımı diye ayırmıyorum. Çünkü gelen kişinin, benim devamlı bir üyem dahi olmuş olsa, gelen kişinin o ay yaşadığı bir stres yüzüne yansıyabilir. Ya da bir hormonal problem yaşayabilir, ondan bir şey olabilir. Ya da seyahat etmiştir. Seyahat ettiği için cilt stresi uğramıştır, sivilce atmıştır ya da yorgundur, güneşle maruz kalmıştır, yıpranmıştır. Yani kişiye özel aslında cilt bakımı yapıyorum ve kişinin de evde kullanımı konusunda kendisini uyarıyorum. Çünkü biz 16 yaşındaki cildin senin 40 yaşındaki cildinle aynı değil. Tabii ki. O yaşa gelene kadar her zaman farklı ihtiyaçlar hisseder cilt ve her geldiğinde kişiye farklı bir ihtiyacına karşılayan bir bakım yapılıyor. Maskeleri, cilde uyguladığım maskeleri ben kendim yapıyorum. Genelde aromaterapi yağları kullanıyorum cilt bakımı yaparken. Neden aromaterapi yağları kullanıyorum? Çünkü kremler yağlardan yapılıyor. Kremlerin içerisine krem kıvamına gelmesi için bazı maddeler konuluyor. Bitki mumları gibi, paraben mumlar gibi ki o mumlar petrolyan ürünüdür. Bazıları aslında cilt onu hiçbir zaman kabul etmez. Cildin üzerinde bir tabaka gibi kalır ve bence cildin nefes almasını da engeller. Bitkisel yağlarla tamamen yapılmış olan kremler çok pahalıdır. Öyle ucuz 40 liraya 50 liraya aldığınız kremlerin siz orijinal bitki yağlarıyla yapıldığını kesinlikle düşünmeyin. Bu mümkün değil. Maliyeti kurtarmaz. Orijinal yağlar üretimi bakımından çok meşakkatli. Ve bunun işte satışı vesaire üzerine eklendiği zaman gerçekten şöyle söyleyeyim 1 milimlik gül yağı 325 TL. Evet. Yani gül yağı aslında çok önemli sivilce kurutan bir yağ ve biz bunu o karışımı hazırladığımız zaman cilt bakım yağı karışımı hazırladığımız zaman içerisine 3 damla koyuyoruz. Tabii. Damla sayısı da çok çok önemli. Hı. Kişinin ihtiyacına göre dediğim gibi yapıyorum ve yağların etkisini o karışımlar azaltıyor. Bitki mumları falan koyduğunuz zaman boraks koyuyorsunuz kıvamı elde etmek için. O yağın etkinliğini düşürüyor. Düşürdüğü için de beklediğiniz görüntüyü elde edemeyebiliyorsunuz. Evet. Ama yağ ile yaptığınız bir bakımda bir maskede kalktığınız zaman cilde müthiş bir freshlik elde ediyorsunuz. Ve her bir yağın farklı özelliği var. Mesela ölmez çiçek diye bir yağ var. Yaraları iyileştirebiliyor ama onu mixlemeniz gerekiyor. Çünkü o uçucu bir yağ. Sabit bir yağ ile onu mixlemeniz gerekiyor. Kırışıklıkları göz çevresine muhteşem iyi gelen, muhteşem onaran, hücre yenilemeyi tetikleyen bir yağ. Ölmez çiçek adından da anlaşılacağı üzere. Bunun gibi birçok tane farklı bitkinin farklı yağları var. Elbette ki bu aromaterapi farklı bir alan. Bunun için eğitim almış insanların size tabii yapması gerekiyor. Çünkü alerjen de olabilirsiniz. Önceliğinde geldi birisi bize. Biz kendisiyle konuşuyoruz. Herhangi bir bitkiye ya da uçucu yağa alerjiniz var mı? Küçük bir test yapıyoruz. En alerjen olabilecek yağ konusunda. O teste istinaden eğer alerjisi yoksa kişiye aromaterapi yağlarıyla bakım yapıyoruz. Normalde vitamin ampulleri karıştırarak kullanıyoruz. Kendimiz vitamin kokteyli hazırlıyoruz kişinin ihtiyacına göre. Tabii ki güzellik merkezlerinde, güzellik salonlarında çok daha spesifik serumlarda bulunuyor. Bunlar daha bir üst düzey bakımlar için. Kişi geldiği zaman cildinde önce kişiye soruyoruz. Su ne kadar tüketiyorsunuz? Çünkü ben sizin cildinize üstten her şeyi verebilirim. Ama eğer su içmiyorsanız cilt onu almıyor bile. Tabii. Onu kusuyor. Siz içeriden ancak bakabilirsiniz. Bir bitkiyi düşünün. Bitkinin yapraklarını her gün temizleyin ama suyu çok az verin. O bitki kurur ve gelişmez de. Ama bol su verirseniz bitki coşar. Sevgiyle de coşar. Yapraklarını silmenize dahi çok da gerek duymaz. Bu yüzden içtiğiniz su çok önemli.
Bu yüzden kullandığınız tuzun kalitesi çok önemli. Yani biz aslında tamamlayıcı bakımız. Siz içeriden kendinizi besin olarak desteklediğiniz zaman dışarıdan da biz çevre faktörlerinin size yapmış olduğu zararlı etkileri ortadan kaldırmaya çalışarak sizin yaşlanmanızı yavaşlatıyoruz. Aslında siz normal yaşlanma sürecinde değilsiniz. Daha ileri yaşlanma sürecindesiniz. Hiçbir günümüzde şehirde yaşayan hiçbir kadın ya da erkek normal yaşlanma sürecinde yaşlanmıyor. Bir 10 yıl ileriden yaşlanıyor. Kesinlikle. Ben şu anda 18-19 yaşında genç kızların alnında çizgi görüyorum. Bu olmaması gereken bir şey. Çünkü kozmetik malzemesi kullanıyor. Kötü alışkanlıkları olabiliyor tabii ki sigara. Sigara. Sigara çok büyük bir etken. Mesela bazı uygulamalar vardır. Tıbbi uygulamalarda da aynı şey geçerlidir. Gittiğiniz zaman doktor size sorar. Yani bir plastik cerraha gittiğiniz zaman sorar size. Sigara kullanıyor musunuz? Çünkü kullandığınız sigara sizin bazı konularda reaksiyon göstermenizi sağlar. Bir uygulamada hiçbir etki görmezsiniz. Evet. Yani ne PRP'de etki görebilirsiniz ne mezoterapide doğru düzgün etki görebilirsiniz. Mezoterapi uygulatırsınız bir hafta sonra cildiniz yine eski haline döner. Bu çok üzücü bir şeydir. Tabii. Siz zehirliyorsunuz çünkü içeriden. Yani, kesinlikle. Yani o zaman sizin genelde yaptığınız cilt bakımlarında anladığım kadarıyla aromatik yağları kullanıyorsunuz. Evet. Ama tabii kişinin herhangi bir alerjisi olup olmadığını öncelikle bir test ettikten sonra bunu yapıyoruz diyorsunuz. Çünkü tabii kullandığımız ürünlerde yayınlarımızda da özellikle kimyagerimizle konuşmuştuk hatırlarsınız belki. İşte paraben mutlaka olmamasına dikkat edilmesi aynen gerekiyor. Öyle. Yani tabii kullandığımız kremlerde bunlar olduğu için siz daha doğal bakımlar yapıyorsunuz. Aynen. Bu cilt bakımlarını yani düzenli yaptıran kişi bizim cilt yaşımızla kendi yaşımız farklı olabiliyor. Metabolizma yaşımız. Çok su içen, kendine bakan, dengeli beslenen, zararlı alışkanlıkları yoksa kişi sadece bir ayda bir mi öneriyorsunuz cilt bakımına? Evet. Genelde menopoza girmemiş kadınlarda 28 günde bir hücre yenilenmesi evet gerçekleşir ve onlar için ayda bir yeterlidir. Fakat menopoza girmiş olanlarda 15 günde bir gelmeleri gerekir çünkü onların daha çok ihtiyaçları vardır. 50 günde bir hücreleri yenilendiği için onların o ara dönemde takviyeye daha çok ihtiyaçları vardır. Daha çok böyle anti-aging bakımlar, anti-aging maskeler, daha evet spesifik ürünler kullanılması gerekir onlar için. O zaman diyoruz ki eğer menopoza girmediyseniz 28 günde bir mutlaka ki cilt bakımını yaptırıyoruz. Ve tabii böyle düzenli yaptığımız bakımlar cilde bir yatırım gibi değil mi? Aynen. Yani ileride belki de bu cilt bakımı yaptıran kişiler botoksa veya dolguya ihtiyaç duymayabilir değil mi? Sizin yaptığınız uygulamalar değil ama evet bir güzellik salonunun düzenli giden bir kişi ileriki yaşlarda böyle bir problem ortadan kalkmış olur değil mi? Cilde yatırım yaptığında. Aynen öyle. Şimdi bakın ben 16 yaşımdan beri aromaterapi yağlarıyla kendime bakıyorum. Benim yüzümde botoks yok. Kaşlarımı oynatabiliyorum. Yanaklarımda herhangi bir dolgu yok. Bunun sebebi de ben kendime devamlı sigara kullanmıyorum. Bol su içmeye özen gösteriyorum. Şu an şu bardağa dokunmuyor olabilirim. Ama bol su içmeye özen gösteriyorum. Kaya tuzu kullanıyorum ki bu çok önemli çünkü kaya tuzunun içerisinde bazı minerallerimiz var. Onlar cilt için, vücut için çok çok önemli, su tutmamız için. Çünkü kaya tuzu eğer kullanmazsak beyin histamini fazla salgılıyor. Salgıladığı zaman da vücut su tutamıyor. İstediğiniz kadar su için ama hücre içine su giremiyor. Dolayısıyla kendime 16 yaşımdan beri düzgün baktığım için daha henüz botoksa ihtiyaç duymuyorum. Ama bakmasaydım benimle aynı yaşta olan insanlar var. Ben eczanede bununla çok karşılaştım. Bir bayan geldi ve bana ben kendisini güneş koruyucu öneriyorum. Diyorum ki hani güneş koruyucu kullanabilirsiniz. Cildinizi düzenli temizlemeniz gerekir. İşte günde bir demlik çay içiyormuş. Bir evet demlik çay tüketmemeniz of gerekir. Çünkü vücuttaki bütün mineralleri atarsınız. Kadın bana şey dedi, hocam dedi, ben dedi bunları kullanırsam benim cildim bozulur. Kaç yaşındasınız dedim. Söyledi işte yaşını. O zaman 38'dim ben de. Ben de dedim aynı yaştayım dedim. Sizce ben bozulmuş muyum? Çünkü ben böyle bakım yapıyorum. Çünkü bakarsanız bozulmaz. İnsan da şey yaparsanız en güzel tabiri bir üzüm bağını düşünün. Bakımlı bir üzüm bağı. Çok kaliteli üzümler verir. Ve görüntüsü bile çok güzeldir. İnsan da aynı şekilde. Tabii. Bakmazsanız eğer her tarafına dikenler çıkar. Çok kötü olur. Yolunda yürüyemezsin. Düzgün gözükmez ve düzgün
vermez, verim vermez. Kesinlikle. Bol su içmesi gerekiyor, kendisine düzenli bakması gerekiyor. Stresten uzak duramıyor olabiliriz. Çünkü biz şehirde yaşayan insanlarız. Mutlaka. Yapacağımız şey stresi atabileceğimiz yerlere yönelmemiz, hobilere yönelmemiz ki hani psikologlar, psikiyatristler de bunu tavsiye ediyor. Şimdi ben şuradan şuraya geçebilir miyim? Tabii. Bizim güzellik uzmanları olarak biz aslında insanlarla ilk karşılaşan biziz. Yani biz danışman gibiyiz. Bizim doktorlarla koordineli çalışmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bana gelen kişi de ben ilk defa görüyorum onu ve devamlı gelen bir kişi ise değişikliklerini görebiliyorum. Genelde şu bölgeden aşağısında yaşı 30'un üzerinde bir kişi de, 20'nin üzerinde, 30'un üzerinde bir kişi de, buradan aşağısında akneler varsa, kişinin cildi normalde gözenekleri küçük küçükse, yağlı bir cilt değilse, karma bir ciltse, bu kişi de kadın hastalıklarına yönlendiriyorum. Neden? Çünkü yapmış olduğum, kendimce yaptığım anketlerimde, yıllarca insanlarla yaptığım iletişimde, gönderdiğim, kadın doktoruna gönderdiğim kişiler, ya rahiminde yara var, ya rahiminde kist var. Evet. Ve kistin oluşma sebepleri ve yaranın oluşma sebeplerini de şöyle tespit ettim ben eczanede çalıştığım dönemde. Yara oluşanlar ev kadınları daha çok çalışanlar değil. Sebebi de şu, ev kadını çamaşır suyuyla tuvaleti temizliyor, 5 dakika sonra kullanıyor. Çünkü o gaz havada kalıyor ve rahimin içi çok hassastır, çok daha incedir ve orada sinir reseptörleri o kadar azdır ki siz orada bir yara olduğunu bilmezsiniz. Tabii. Sizi uyarı gelmez. Gelmediği için de uyarı ciltten gelir. Bu yüzden de biz danışmanlar olarak bizim yönlendirmemiz gerekiyor. Kadın hastalıklarına yönlendirebiliyoruz. Mesela bana bir zayıflamak için birisi geldi. Adam baktım şu kadar yağ var. Yağı yok ama buradan itibaren karnı gergin. Ve ben uzman olduğum için sizi zayıflatırım demedim. Neden? Çünkü zayıflayacak bir şeyi yok. Onu hemen bir dahiliye doktoruna gitmeniz lazım dedim. Ve kendisine hiçbir işlem yapmadan gönderdim. Adam açtı telefon bana. Dedi ki ben doktora gittim. Midemde bağırsaklarımda büyük miktarda gaz olduğunu söyledi. Bir ilaç verdi ve ben onu kullanıyorum. Karnım indi. Evet. Bu kadar. Tabii siz olaya ticari bakmıyorsunuz. Tabii güzellik uzmanı seçerken işte bunlara da dikkat etmeniz aynen gerekiyor. Sizin üniversite mezunu olmanız, bu alanda tabii ki uzmanlaşmış olmanız. Tabii şu anda pek çok artık merkezde bu tarz çok kısa süre içerisinde alınan eğitimlerle güzellik uzmanlığı olabiliyor kişi. Tabii biz de bu yayınları yapma sebebimiz dediğim gibi başından beri bu. Kişileri bilinçlendirmek, tabii her zaman için bir güzellik uzmanı seçilirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte sizin gibi bu konuda bir eğitim almış, üniversite mezunu olan yıllarınızı vermişsiniz baktığınız zaman. Tabii siz orada oraya ticari de bakabilirsiniz zayıflatmak için. Sonuçta zayıflamada kullandığınız makineler var değil mi? O makineye aynen pasif cimnastiği önerebilirsiniz veya işte pek çok lenf drenaj var bildiğim kadarıyla değil mi? Masaj yapabiliriz için. Masaj yapabilirsiniz ama siz orada tabii bir tıbbi bir problem olduğunu görüp doktora yönlendiriyorsunuz. Dediğinizde de çok haklısınız. Doktorlarla, medikal estetik uzmanlarıyla, plastik cerrahlarla, güzellik uzmanları beraber çalışmalı ki sizin dediğiniz gibi herhangi bir yediğimizde veya herhangi bir hormonlarımızda problem olduğunda direkt tüylenme başlayabiliyor ki siz epilasyon da yapıyorsunuz. Evet. Kişide mesela bir hormon bozukluğu varsa siz ne kadar epilasyon yaparsanız yapın onu tüy bitmeyecektir değil mi? Aynen öyle. O yüzden doktorlarla birebir çalışmış olmanız da tabii ki gerekmekte. Şimdi cilt bakımından yine konuyu çok dağıtmadan gidelim istiyorum. Mesela bir size ulaşamayıp ekran başında şu anda işte kuru ciltler, yağlı ciltler pek çok cilt çeşidi var tabii ki. Veya sivilce özellikle gençlerin problemi baktığımız zaman o ergenlik sivilceleri. Onlar için önerileriniz var mı? Şöyle maske tarifleri kendi evlerinde yapabilecekleri veya şunu yesinler şunu yemesinler gibi. Mesela çekirdek çok yediğimizde çok çıkıyor. Orası bir gerçek yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ergenlik çağına başlamış olan gençlerde kız çocuğu erkek çocuğu fark etmiyor. Müthiş bir hormon dengesizliği var. Onlara tıbbi olarak herhangi bir müdahale hiçbir doktor zaten yapmaz. Biz bakım olarak da öyle sıkma işlemi, siyah noktalarınızı temizleyelim bunu yapamayız. Çünkü müthiş bir hassasiyet oluşur, sıkma işleminde iz kalabilir. Ben bunun çok güzel bir formülünü buldum ve bugüne kadar yaklaşık 3 yıldır uyguladığım bir formül. Ve kim uygularsa uygulasın
ergenlik çağını sivilcesiz atlatıyor düzenli kullandığı sürece. Ne ve güzel. Bunun maliyeti de ona o kadar düşük ki gidip dünya kadar paralar verip kozmetik bir ürün alıp hem cebine hem de yüzünün dengesine zarar vermeyecek bir şey. Mesela tarif verebiliyor muyum? Tabii ki. Hı, verebiliyoruz. Şimdi bir çorba kaşığı karbonatı silme olacak. O 11 gram yapıyor. Hatta paketler vardır 10 gramlık. 10 gramlık bir paket ve böyle bir tutam atıldığı zaman distile su alınacak. Çünkü normal suyun içerisinde yaşayan bakteriler var. Bunları biz istemiyoruz. Ve distile suyun içerisinde hiçbir şekilde bakteri veyahut da başka bir mineral hiçbir şey yok. Eczaneden alıyor değil mi? Eczaneden alınıyor distile su. Distile suyun içerisine karbonat konuldu 11 miligram. Ve 11 gram pardon. Ondan sonra içerisine de 15 mililitre olabilecek şekilde normal orta boy limonun, ince kabuklu, ondan daha güzel su çıkıyor. Orta boy limonun yarısı kadar, 15 mililitreye denk geliyor o. Sıkılıp karıştırılacak. Bu biraz köpürebiliyor ama şeyde köpürmüyor, distile suyun içerisinde çok fazla köpürmüyor. Bunu çalkalayacak şöyle iyice. Sonrasında buzdolabında saklayacak. Bunu her gün sabah akşam bir pamukla cildine sürecek, bu kadar. Ve bunu düzenli yaptığında sivilceli cilt bir buçuk ay içerisinde pürüzsüz oluyor. Evet, sadece suya ihtiyacı var evet. Ve karbonat. Aynen öyle. Çünkü bu sizin cildinizdeki birikmiş olan, yani cilt fazla yağ üretiyor ya, sorunumuz o. O yağı çözündürüyor. Ayrıca pH'ınızı dengeliyor. Ve içerisinde tonik görevi gördüğü için gözenekler de devamlı temizlendiği için, sabah akşam silindiği için gözenekler de küçülmeye başlıyor. Ama bıraktığınız anda yeniden yağlanma olur. Neden? Çünkü hormon sorunumuz var. Çünkü daha oturmadı. Tabii. Kişi 18 yaşına gelinceye kadar bunu düzenli kullanabilir. Hem cebine zarar vermez, hem cildine zarar vermez. Çünkü hiçbir koruyucu madde yok. Üzerine yaptığı zaman tarih atması gerekiyor. O tarih atacak ve 1,5 ay sonra o su bitti ya da bitmedi. Hı hı. Onu bırakacak, yeni bir tane yapacak. Yani 1,5 ay kullanacak. 1,5 ay kullanacak. Kullanım süresi 1,5 ay bunun. Böylece ergenlik çağında kalan akne izleri, sivilce izleri falan olmayacak. Çünkü çok kötü oluyor çocuklar. Tabii, kesinlikle. Bu kadar kolay yani diyorsunuz. Evet. Ne güzel. Ekran başındaki seyircilerimiz, özellikle çocuklarınızda ergenlik çağındaki ya çevrenizde kişiler varsa bence uygulayın. Hem çok maliyetsiz hem de dediğiniz gibi 18 yaşına kadar veya sivilce problemi olan herkes de kullanabilir değil mi bunu? Tabii ki kullanabilir. Mesela diyelim ki kistik böyle deri altında minik minik yağları var. Gözenekler çıkmıyor. Siyah noktalar. Siyah nokta demeyelim. Aslında onlar siyah değil. Sadece oksijenle birleştikleri zaman kararıyorlar. Normalde sarılar onlar. Onlar yüzeye çıkamıyor bazı kişilerde. Bunu kullandığı zaman onlardan da kurtuluyor. Yani ben bu öğrencilerimin üzerinde bu formülü 3 yıldır uyguluyorum. Bana bir İranlı bir öğrencim vardı. Ablası geldi İran'dan. Cildini düzeltmek için bana öğrenci oldu. Şaşırdım yani. Ben zannediyorum ki hani sertifika için geldi ama o cildini düzeltmek için gelmiş. Ne güzel. Çünkü geniş gözenekleri küçültüyor ve cildin rengi, yağlı ciltlerde böyle şey kırmızımsı, sarımtırak bir renk olur. Hı hı. Ama bunu kullandığı zaman 1,5-2 ay, hatta 3 ay sonra, çok ciddi problemli olanlarda 3 ay sonra ciltte böyle mermer gibi bir cilt görürsünüz. Gerçekten çok etkili. Evet, etkilerini bizimle de paylaşın sevgili seyirciler. Sosyal medya hesaplarımızdan gerek Ayşe Hanım'a gerekse bana, Meltem Sot'un hesabından. Bence deneyenler yorumlarını göndersinler diyorum. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan. Şimdi tabii sivilceli ciltler için tarif verince kuru ciltler ve yağlı ciltler de doğal olarak isteyecekler. Kuru ciltlere ne önerirsiniz? Neler yesinler? Mesela benim de cildim gerçi karma oluyor galiba benimkisi ama. Kuruya dönük cidden, bir karma. Evet, kuru ciltler biraz o kadar su içmeme rağmen bol bol nemlendirmek gerekiyor. Yani onlara ne önerirsiniz? Evet, kuru ciltlerin bir yanlışı var. Bazı böyle jelimsi nemlendiriciler alıp kullanıyorlar. Aslında bu yanlış. Kuru cilt bunu çekmez. Kuru cildin ihtiyacı olan şey yağdır. Yağı sever kuru cilt. Çünkü yağ eksiktir. Kuru ciltler ince olur. Kalın olmazlar. Yani kuru ciltli kişinin cildi incedir. Kırışmaya daha çok müsaittir. O kişiyi yağ ile desteklediğiniz zaman, cilt yağlandığı zaman kırışıklık ortadan kalktığı gibi kırışmaya meyilliyse o da durur.
Ama Ayşe Hanım şimdi böyle yağlı yağlı tabi burada özellikle doğal anneyle bir zeyn yapmıştık. O bana bir krem hediye etmiş. Tamam, o yağları sürüyorsunuz ama onunla dolaşamıyorsunuz. Çok zor oluyor açıkçası. Şöyle söyleyeyim ben size. Normal gerçek yağları kullandığınız zaman sürdüğünüzde, bakın benim yüzümde de var. Ben de kuru ciltli bir insanım. Evet. Egzamaya meyilli bir cildim var benim. Ben kalendula yağını kullanıyorum. Kremle, yani o kremi de söyleyemem herhalde. Hı hı. Evet, çünkü evet, şey ilaç olarak satılan, hı hı, yani yanık merhemi diyelim, evet, evet, yanık kremi diyelim, onunla karıştırarak kullanıyorum bu dönemlerde ki hücre yenilenmesini aktive etsin diye. Normalde kalendula yağı, yani aynı safa çiçeği yağı, hı hı, kuru ciltler için muhteşemdir. Sürdüğünüzde bir süre sonra o ciltte o emiliyor yağı bulamazsınız. Mu? Çünkü ben biraz bol sürüyorum galiba. Böyle vardır ya bayanlarda böyle bol bol sürersiniz. Hindistan cevizi yağı mesela, işte zeytinyağı falan. Orijinalini kullanmanız evet gerekiyor. Zeytinyağını, hı-hı, kullanırken de bunu limonla, yani birebir ölçüde limonla kullanmanız lazım. Bir çay kaşığı limon, bir çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp kullanırsanız cilt onu çektikten sonra, evet, bir 5 dakika sonra bir ince bir mendille fazlasını alırsınız ve cilt çok güzel bir şekilde kendini korur. Çünkü yağ hücre zarı içerisinde geçer. Hücrelerimizin zarları seçici geçirgendir. Her şeyi geçirmez. Bu yüzden kremlerin çoğusu cildin içine giremez. Ama yağlar girer. Fazlasını aldığınız takdirde bir sıkıntı yok. Öncesini, evet. Bir de çok güzel serumlar satılıyor artık. Bazı kaliteli kozmetik marketlerde. Onlar kullanılabilir. Bizim yaşımız gereği söylüyorum. Evet. Mesela B vitamin kompleksi ampul, ondan sonra Bepantol ampul ve E vitamini ampulü karıştırıp içerisine de A vitamini kapsülleri vardır. Ondan 3 tane koyup cildimize bunu yedirip akşamdan bir saat kadar beklettikten sonra fazlasını alıp tabii ki böyle bir bakım yaptıktan sonra yastık kılıfımızı değiştirmemiz gerekiyor, evet, ki hani bakım yapıyorlar, hiç ona dikkat etmiyorlar aslında, hı-hı, bu çok önemli. Çünkü siz gözenekleri açıyorsunuz, cildi besliyorsunuz, bakterileri yok ediyorsunuz ama yastığa yatıyorsunuz, bir önceki yastığınıza bakteriler tekrardan, tabii, cilde geçiyor. Ona dikkat edin. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bol su içiyoruz. Özellikle çok kuru ciltlilerde kışın özellikle ya çörek otu yağı ya da zeytinyağı bir tatlı kaşığı sabahları aç karnına içmelerini tavsiye ederim. Ve üstüne de bir tatlı kaşığı kestane balı. Kestane balı. Bu ikisini bir aldığınız zaman 10 gün sonrasında cildinizde sabah kalktığınızda nemlendirici sürmüşsünüz gibi bir hisle uyanırsınız. Ve müthiş bir cilt yenilenmesi görürsünüz. Evet, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Umarım kağıtlar, kalemler hazırdır. Bu arada yayınlarımızı Ege Türk TV, Meltem ve Yaşama dair bölümüne girerseniz oradan bütün kayıtlarımızı bulabiliyorsunuz. Ben kağıdımı kalemimi unuttum diyorsanız hiç panik olmayın diyorum. YouTube'dan da programlarımızı tekrar tekrar durdura durdura şöyle yaza yaza seyredebileceğinizi de hatırlatalım. Şimdi kuru ciltler dedik. Kuru ciltler jellik kıvamındaki ürünler kullanmıyor. Kesinlikle diyorsunuz ki krem, yağlı ürünler kullanmaları gerekiyor. Öneriyorsunuz onları, bitkisel yağlar. Zaten tariflerde verdiniz. Tabii yağlı ciltler var bir de. Birinde yağlandırmaya çalışıyoruz, ötekinde cilt yağlı. Dengelemeye çalışıyoruz. Ne yapacağız? Yağlı ciltler ne yapsınlar? Yağlı ciltlerin şöyle bir avantajı var. Yağlı cilt kendisine bakarsa 50 yaşına kadar bir tane bile kırışıklık görmez. Değil mi? Çok şanslılar bence, evet, yağlı ama ciltler. Ama sarkma olmaması için yağlı ciltlerin yapması gereken bir şey var. Her akşam düzenli olarak cilt masajı yapmaları gerekiyor. Daha mı çabuk sarkıyor onların? Sarkma cilde oluyor. Onların ciddi sarkmaları oluyor. Biz o konuda biraz şanslıyız. Kuru ciltler olarak kolay kolay cildimiz sarkmaz ama kırışmaya meyilli. Biz kırışıklığı koruduğumuz sürece sarkmayız. Ama onlarda sarkma, birdenbire bir sarkma görülebilir. Yani, hmm, 40 yaşına kadar bir şey yoktur ama 45 yaşında bir bakmışsınız buraları aşağı inmiş, kaşları inmiş. Hmm. Bu şekilde görebilirsiniz ama hiç kırışıklık olmaz. Yağlı ciltlerin yağ dengesini sağlamaları lazım. Yağlı ciltli bir kişi bu söylediğim toniği kullanabilir. Hmm. O toniğin ardından kendisi jojoba yağı kullanabilir. Jojoba yağını yine dediğim gibi biraz bir limonla mix yapıp kullanabilir.
Gündüzleri yağ kullanmak yerine nemlendirici, yağlı ciltler için çok güzel nemlendiriciler var eczanelerde. Çünkü eczanelerde satılan ürünler dermakozmetik ürünlerdir. Ben şahsen onu tavsiye ediyorum. Tabii ki diğer kozmetik sektörleri var ama eczaneler denetleniyor. Kozmetik mağazaları maalesef denetlenmiyor. Bu yüzden de eğer iyi bir etiket okuyucusu değilseniz, yani o kozmetik ürünün içeriğinde zararlı olabilecek maddeleri ne okuyamıyorsanız, mesela, yeri gelmişse paraben olmayacak. Onu paraben biliyoruz. Olmayacak. Yanmış yağ olmaması gerekiyor. Bu yanmış yağları da PEG koduyla görebilirsiniz. PEG demek yağın çok aşırı bir ısıl işlem geçirilmesi anlamına geliyor. Normalde gıdalarda bile yanlış yağ kansere sebep olabilir. Bu yüzden hani çok aşırı ısıl işlem geçirmiş PEG cümlesi geçen yağlar olmayacak. Genelde organik sertifikası olanları tercih etmelerini öneririm ama orta halli geliri olanların normal bilindik eczanelerden alabilirler, bilindik markaları alabilirler. Yeni bir marka deneme lüksleri yok. Çünkü evet, genelde eczane ürünü tercih etsinler diyorsunuz. Çünkü eczaneler denetleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından evet. denetleniyor. Bir de yağlı ciltlerin genelde şöyle masaj yapmaları gerekiyor diyorsunuz. Yüz masajı yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Böyle evet. yayından biraz bilgi verebilir miyiz? Nasıl yapıyorlar yüz masajını? Size ulaşamayanlar nasıl yapsınlar? Tabii yer çekimine maalesef ki karşı koyamıyoruz ama şöyle birkaç özellikle yüz bölgesini hareketlendirecek bize bilgiler verebilir misiniz? Birkaç hareket gösterebilirim. Yüz Tabii. bölgesine çok basit Hı-hı. hareketler. Öncelikle ellerimizi şu şekilde lenflerimizi harekete geçiriyoruz. Alnımızda bastırarak alıyoruz ve hafif bastırmadan boynumuzdan aşağı indiriyoruz. Çünkü buradan lenflere, evet. büyük lenf düğümlerine veriyoruz. Bu hareketi 3 defa yapıyoruz bastırarak. Buradan geçiriyoruz. Her gün mü yapsınlar? Evet, 3 kere. Ondan sonra şakaklardan şuradan başlıyoruz. Hı-hı. Şuradan bastırarak, evet. bu şekilde bastırarak çekiyoruz. Buradan aşağıya. Okşama şeklinde, lenfi sağma şeklinde. Evet. Onun dışında daha sonrasında şu şekilde yukarıya doğru şöyle kuzu bastırıyoruz. Kuzu bölgesi özellikle değil mi? En çok. Ve böyle çekiyoruz. Şöyle aşağıdan yukarıya şu lazanöbiyel çizgiler için evet. böyle. Ondan sonra da bu şekilde yukarıya doğru bastırarak evet. gidiyor. Aşağıya doğru hafif sağma şeklinde. Çünkü toksinleri atıyoruz. Ve şu yaptığınız, şuradan itibaren yapıp da çektiğiniz evet. Şeylerde yüzde bir canlanma görüyorsunuz. Çünkü lenflere basıyı uygulamış oluyorsunuz. Ve mesela şu hareket var yukarıya doğru. Evet. Şuradan şöyle alıp yukarıya doğru bu şekilde evet. bastırarak sonra böyle hafif sağma şeklinde indirdiğinizde bir kanlanma. O bölgenin böyle bir canlanmasını siz aynaya bakmasanız da hissediyorsunuz ve bu hareketleri düzenli yaptığınız sürece cildinizde sarkma olmadığı gibi hafif bir sarkmanız varsa o da belli bir süre sonra yukarıya kalkıyor. Çünkü ne masaj güzel. Çok önemli. Ama her gün yapmamız gerekiyor hanımlar. Nasıl yeme içmeyse yapıyorsak egzersiz gibi bu da her gün yapmamız gereken bir yüz masajı diyebiliriz değil Aynen mi? Öyle. Ama tabii böyle ben kendim yapamayanlar diyenler Ayşe Hanım'a gidiyor değil mi? Ayşe Hanım da cilt bakımında zaten herhalde bu masajı da yapıyorsunuzdur evet, değil mi? Çok daha kapsamlı yapıyoruz biz. Evet. Cilt bakımı masajında ben baştan başlıyorum. Sonrasında tüm vücudu yani vücudun önce kremsiz bir şekilde bir masaj evet. yapıyoruz. Çakra dediğimiz bu bölgede lenfleri uyarıyoruz. Bizim vücudumuzun her tarafını dolanır lenf sistemimiz. İki tane damarımız var. Biri kan damarı, biri lenf damarı. Hı hı. Bu lenf sisteminin beyinde içeriye girdiği, kafatasından içeriye girdiği yer burası. Buradaki saçları hafif çektiğiniz zaman oradaki lenfi harekete geçirirsiniz. Evet. Ve baş ağrınız varsa bu bile gider. Buradan harekete geçirdiğiniz zaman lenfleri bir toksin atımı zaten gerçekleşir. Ondan sonra kapsamlı bir masaj yapıyoruz.
Evet. Eğer ki siz bizim merkezimize gelirseniz İnşallah ben size öyle çok bir güzel bir ki, masaj yaparım. Açıkçası ben de merak ettim yani öyle bir şu an yaşadım diyebilirim yani böyle. Herhalde herkesin bir merkeze girişi bir de çıkışı vardır diye düşünüyorum. Böyle anlatırken bile sanki yaşamış kadar oldum diyebilirim yani. Çok rahatlarsınız evet. Ve uyuyanları biliyorum. Hı-hı. Özellikle ben şimdi onu söyleyecektim. Kıbrıs'tayken diye. Böyle bayağı horlu horlu uyuyan şeylerimizin misafirlerimiz evet. Olmuştu bizim. Tabii ben otelin spasında görevliydim evet. Güzellik uzmanı olarak. Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o masajı yaptığım zaman bir Fransız beyefendi bana Kıbrıs'tayken bir iş teklif etti. Paris'te bir güzellik merkezinde bana iyi bir mevki teklif etti. Sırf Fransızcam yok ve hiç anlamam diye, kulak aşinalığım yok diye korkumdan kabul etmedim. Bütün iletişim bilgilerini verdi evet. Ama gitmedim yani diyor ki yok diyor senin gibi bu masajı yapan yok diyor yani. Tabi eğitimini almanız biraz da sanırım kabiliyet de var anladığım kadarıyla yani yetenekli olmak da önemli bu tarz işlerde. Tabi o eğitimle de pekişince tabi yıllarınızı da vermişsiniz bu sektöre doğal olarak böyle bir sonuç çıkıyor diyorsunuz değil mi? Şimdi siz tabi cilt bakımı var onun haricinde epilasyon var yaptığınız işlemler arasında değil mi? Yani bir güzellik uzmanının veya bir güzellik salonunda yapılan işlemler baktığımız zaman yani kişi size geldiğinde işte cilt bakımını yaptırabiliyor, epilasyonunu yaptırabiliyor değil mi? Bunun dışında lenf drenaj, masaj dedik özellikle. Zayıflama programlarımız evet. Var. Kişiye özel hı-hı. Zayıflama programları var. Dediğim gibi öncesinde bir bakıyoruz, yağ evet. Analizi yapıyoruz. Kişinin eğer yağı varsa zayıflama programlarını alıyoruz. Eğer yağı yok da ödem problemi varsa lenf drenajı veriyoruz. Selülit sorunu varsa kişinin selülit programını alıyoruz kendisini. Evet. İki türlü masajı var selülit programının. Bir selülit masajı, bir de kupa masajı. İkisini mix evet. Diyoruz ve bundan da müthiş sonuçlar alıyoruz. Gerçekten mi? Selülit herhalde şu anda bütün kadınların problemi zayıf veya şişman demeden. Hiç fark etmiyor. Hazır yeri gelmişse herkesin tabii ki merak ettiği bir konu olduğu için. Mesela kaç seans geliyor selülit masajına kişi size? Kişinin ihtiyacına göre değişiyor. Birinci evre selülit yani siz sıktığınız zaman ortaya çıkan portakal kabuğu görüntüsü evet. 12 seansta gider. İkinci evre selülit dediğimiz siz ayaktayken olan selülit. Bu da kupa programı ile birlikte o da 12 seanstan birazcık daha fazla olması evet. Lazım. 24 seansta ancak tamamen evet. Ortadan kalkar. Tabii koruma seansları da yapması gerekiyor. Hı hı. Üçüncü evre selüliti olan kişilerin öncelikle bir dolaşım, ben üçüncü evre selülitini gördüklerimi bir kalp damar cerrahisine gitmesini öneriyorum. Hı hı. Çünkü kapakçık sorunu var besbelli ki. Bunu o tedaviyle birlikte götürmek lazım ve doktorunun onayı gerekir bana. Hı hı. Yani kişide bir varis problemi vardır. Evet. Bu varis problemi olan kişiye masaj yapmadan önce bir doktora görünmesini, bir dobler çektirmesini, hı hı. Doktorunun vermiş olduğu müsaadeyle masaja başlamayı ve evet alabiliyoruz. Ve hı hı. Onlara yaklaşık olarak 3 paket, yani bir paketimiz bizim 12 seanstan oluşuyor. Hı. 3 veya 4 paket seans uygulamamız gerekiyor ki evet. Kurtulsun. Tabii ki kurtulabilmek için. Yani doktorla koordineye gitmek zorundayız. Hı hı. Tabii selülit bir sadece bir kozmetik bir sorun değil. Yani bir görüntüyle alakalı değil. Aynı zamanda bir dolaşım bozukluğu olarak geçtiği için insanların bunu kabul etmesi gerekiyor. O yüzden bazı özellikle üçüncü evresinde dediğiniz gibi doktorlarla çalışmak değil mi? Hı hı. Ki varis problemi varsa tabii oraya masaj yaptığınızda da çok dikkatli olması gerekiyor. Aynen. Bu profesyonellik gerektirir. Ama diyorsunuz ki selülitler de aşılabiliyor koruma programıyla beraber. Yani çünkü o anda mesela evet selülit masajıyla gittiğini görüyorsunuz ama daha sonra koruma programına mı geliyorlar? Yani bunu hayat boyu yapılacak bir şey olarak mı görmeleri gerekiyor? Beslenmesine dikkat etmediğinde tekrar çıkacak çünkü. Şöyle söyleyeyim, kötü bir haber vereceğim ama biz kadınlar olarak bizim evet. Bir hormonumuz var. O bizim hem dostumuz hem düşmanımız. Çünkü bizim selülitimizin olmasına sebep o, östrojen hormonu. Özellikle mesela doğum yapan kadınlarda çok fazla olur çünkü
süt prolaktin hormonu ile birlikte sütte üretecekleri evet. için vücut ödem tutar. Hormonlarımız olduğu müddetçe biz selülit göreceğiz. Düzenli olarak masaj sağlıklı bir insanın yaptırması gereken bir şey. Yani aslında tüm vücudun ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Sadece selülit masajı olarak biz yarım bacak yapıyoruz ama, yani bacak yapıyoruz sadece ama bunu tüm vücut olarak kişinin yaptırması gerekir. Yani evet. o koruma programlarında bütün vücudun rahatlatmak için klasik bir masajda yaptırması lazım. Biz bunu selülitim artık bitti, bir daha olmaz diye düşünmek çok yersiz bir düşünce. Eğer bunu biri uzman size söylüyorsa uzmanın diplomasını bir görün. Tecrübelerine bir bakın. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Belli süre aralıklarla, o görüntü oluşmaz ama belli bir süre aralıklarla masaja gitmeniz gerekir ki o görüntünün oluşmaması. Yani sporcularda bile oluyor. Tabii. Bakın. Hı hı. Çok ciddi fitness sporu yapan üyelerimiz var. Onlarda bile biz bunu görüyoruz. İleri derecede selülit görebiliyoruz. Selülitin sporla alakası yok. Bu bir dolaşım bozukluğu zaten kesinlikle. O yüzden diyorsunuz ki hatta bazı açıklamalar var ya, kızınlık hormonu fazla olan kişilerde daha çok oluyor diye. Yani bunun bir önleminin tıpkı bir yeme içme gibi, nasıl yiyorsak veya egzersiz yapıyorsak masajımızda, selülit masajımızda artık kaçınılmaz yaptıracağız diyoruz. Aynen, değil mi? Öyle. Şimdi güzel salonunda tabii ki gittiğimizde ne yaptırdığımız uygulamalar arasında bir tanesi de epilasyon. Çok kısa ona değinmek istiyorum süremiz. Çünkü az kaldı. Sonra da güzel salonlarının sorunlarına da biraz değinelim isterseniz, ama son dönemlerde epilasyon çok popüler. Herkes artık mutlaka bir epilasyona gidiyor. Bence de kişinin kendine yaptığı en güzel yatırım diye düşünüyorum ben. Kadın erkek. Evet, kesinlikle. Siz de hangi cihazları kullanıyorsunuz? Cihaz ismi vermemiz yanlış olur tabii ki, reklama girer ama. Yani epilasyon yaptırmaya karar verdiğimizde biz güzellik salonu seçerken nelere dikkat edelim? İsterseniz kısa bir ona değinelim çünkü çok az bir vaktimiz kaldı. Sonra da güzellik salonları, güzellik uzmanlarının biraz sorunlarına değineceğiz. Tamam. Şimdi lazer epilasyon cihazları eskisi gibi değil. Eskiden IPL'lerle biz tanışmıştık öncesinde. IPL dediğimiz aslında hepsi IPL'dir. Lazer cihazların ışık foton mevzu bahis. Nanometre önemli. Bizim kullandığımız kıllara etki eden nanometre 810 nanometredir. Daha zaten üstü nanometreler kıl için değil, başka cilt sorunları için tıbbi olarak kullanılabilen cihazlardır. Biz bunları kullanmıyoruz, evet. kullanamıyoruz. Çünkü neden? Biz doktor değiliz. Bizim kullandığımız cihaz 810 nanometresi olan bir buz lazer IPL sistemi içerisinde. Ağrısız mı? Hiç acısı yok. Neden? Çünkü acısız, şöyle düşünün. Kendi başlığı bir soğuk buz gibi, rezistans gibi çalışıyor. Normal ciğer eski lazer cinslerinde şöyle bir şey vardı modellerde. Her atışta lazerin başlığı ısınıyordu. Tıpkı ateşe koyduğunuz evet. bir maşa gibi. Düşünün, kızgın maşayı cilde sürüyormuşsunuz bilirim, gibi. Bilirim, yaptığım için. Çok acılı bir şeydi. Evet, acılı şimdi, bir işlem. Şimdi başlık soğutulduğu için aynı işlemi yapıyor. Hatta daha iyisini yapıyor. Üşüyorsunuz birazcık ama evet. sonuçta yanmaktan iyidir. Cilt yüzeyinde herhangi bir yanık oluşmuyor. Tabii. Çünkü kızgın değil başlık. Her seferinde sadece kıl kökleri hedef alınıyor. Böylece çok daha etkili oluyor. Üstelik yazın da kullanabiliyorsunuz. Kışın da kullanabiliyorsunuz. Yazın şöyle, çok bronz değilse, siyah değilse ten kullanmıyoruz. Ama normalde kullanılabiliyor artık. Yeni sistemler evet. bu şekilde. Çok daha etkili olabiliyor. Bayan, erkek, herkes yaptırabiliyor zaten. Evet, kesinlikle son dönemlerde oldukça popüler ve yani diyorsunuz ki artık acısız bir şekilde de epilasyon işlemi gerçekleşebiliyor. Aynen öyle. Aynen evet, öyle. Çok az bir zamanımız kaldı. Şimdi güzellik salonları olarak tabii bir takım sorunlarınız var. Güzellik uzmanı olarak da tabii bir takım kanunlar devreye giriyor. Nedir bu sorunlar? Bu sorunlar nasıl aşılacak sizce? Bu sorunları biz aşamayız. Oy verdiğimiz millet meclisi lütfen aşsın. Bize bir kanun yapsın. Yani biz meslek olarak neredeyiz? Evet. Ben Milli Eğitim YÖK'te, üniversitede iğneli epilasyon dersi alıyorum. Benim transkribimde yazıyor. Fakat kullanma yetkimin olmadığını söylüyor Sağlık Bakanlığı. Yani YÖK'ün, Milli Eğitim'in verdiği bir dersi Sağlık Bakanlığı hayır diyor. Böylece ben mesleki özgürlüğüm kısıtlanmış oluyor. Anayasal haklar göz önüne alındığında evet. mesleki özgürlüğün kısıtlanmaması gerekiyor. Kısıtlanıyor. Beni koruyan bir yasa yok. Beni tanımlayan bir yasa yok.
Benim kullandığım cihazlara cihaz denmiyor, ürün deniliyor. Halbuki Avrupa standartlarında, Avrupa'da teknoloji geliştikçe kanunlar yenilenmesi gerekir. Normalde benim düşünceme göre uyum sağlamak için. Hı hı. Çünkü kanunlar günümüze uyarlanmalı. Yani bir 100 yıl önceki kanunlarla biz bugünü yönetemeyiz. 50 yıl önceki kanunlarla bugünü yönetemeyiz. Evet. İhtiyaca göre olması gerekiyor. Kozmetik cihaz denen bir tanımlama var Avrupa'da. Bizde böyle bir tanımlama yok. Bizde cihaz denildiğinde tıbbi cihaz deyip kestirip atıyor. Hastaneler bu konuda çok etkin. Hastaneler iş yapsın diye doktorlara da muayenehanelerinde bu tür uygulamalar yapmayı yasakladılar. Bizim de birçok şeyde şu yasak bu yasak diye elimizden birçok şeyi aldılar. Evet. Hastaneler hastaları iyileştirme merkezi aslında ama bir güzellik merkezi gibi hareket etmeye başladı. Çünkü kolay para kazanma yolu olarak görülüyor bizim sektörümüz. Herkes bir şekilde güzelleşmeye, kabul görme ihtiyacı hissettiği için global dünyada güzelleşmeye önem veriyor ve buna paralar akıtıyor. Dolayısıyla hastanelerde devlet işte bazı konularda çok fazla para alınmaması gerektiğini, işte bazı hasta tedavilerinde falan onlara kısıtlama getirdiği için en iyi para kazanacakları yol olarak bizim sektörü görüyorlar zannedersem. Ve hastanelerin Sağlık Bakanlığı'nda daha fazla etkisi var. Bu yüzden de sağlık il müdürlüklerindeki şeye baktığınız zaman, yasaklar listesine ve bizim kullanamayacağımız şeye baktığınız zaman gerçekten büyük çelişkiler var. Evet. Mesela diyorum ki dövme yapabiliyorsam ben dermapen de yapabilmeliyim. Çünkü dövme giriyor. Bana diyor ki dövme yapamazsın. O zaman dövmeyi kim yapacak? Doktor. Doktor dövme yapıyor mu? Hayır, o bir sanat işi. Doktor sanat işi olduğu için dövme yapamıyor. Dövmeci doktor olmadığı için dövme yapamıyor. Dövmeci zaten doktor olmuş olsa dövme niye yapsın? Doktorluk yapar. Evet. Böyle bizim çelişkiler var diyorsunuz. Yani evet. Bizim mesleğimiz bayağı nerede yani? Güzellik uzmanlarını olarak tabii sorunlarınızın olduğunu algılamış bulunmaktayım. Umarım bunların hepsi çözülür diyelim. Bunları böyle yayından da dile getirmiş olduk. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Maske tariflerini umarım sevgili seyircilerimiz not almışlardır. Almayanlar için YouTube'daki kayıtlarımıza ulaşabilirsiniz zaten. Güzellik uzmanı Ayşe Tüylüoğlu programımıza katıldığınız için tekrar teşekkürler. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sormak istedikleri bana herhangi bir şey sorabilirler. Instagram adresimizden. Tabii ki Ayşe Tüylüoğlu dediklerinde. Evet, Ayşe Bahar Tüylüoğlu diyerek Instagram adresinden sorabilirler. Ya da Ayşva Beauty olarak Instagram adresimiz var. Yine onun bilgilerini size veririm. Oradan sorabilirler. Sordukları her soruya cevap veririz. Ben bizzat cevap veriyorum bu arada. Her ne kadar Instagram adresimi birileri yönetse de cevapları veren kişi benim. Her konuda cevap verebiliriz. Yani sorularınızı bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Peki, çok teşekkürler. Tabii güzellik uzmanına başvurmanız gerekiyorsa o zaman Ayşe Hanım sizin sorularınıza cevap verecektir. Hatta bence maskeleri uygulayın. Ayşe Hanım'a uyguladım ve sonuç bu oldu diye dönüşümleri belirtin. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Evet. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola, bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.